ortaokuldan liseye geçecek olan öğrenciler de var. Fakat üniversite sınavına girecek olan öğrenciler de var. Bunlar 12. sınıflar, bir de mezun olan öğrencilerimiz var. Şimdi sürekli bir açma ve kapatma, sürekli okula gel, geri git, kursları açmak ve geri kapatmak öğrenciler için tabii ki olumsuz bir durum. Gelmediği günler, geldiği günler sayısından çok daha fazla olduğu için daha sonra biz bu çocukları okula alıştıramayacak duruma geldik. Okula tekrardan adapte edemeyecek duruma geldik. Kurslar için de öyle. Kurslara da mesela çocuklar için 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başladı. Sonra tekrar kesildi. Tekrar başlandı, tekrar kesildi. Bu randıman vermiyor ve bu çocukta olumsuz bir güven duygusu oluşturuyor. Artık güvenmiyor. Kuruma da güvenmiyor. Öğretmenine de güvenmiyor. Sisteme de güvenmiyor. Hemen bir isyana giriyor. Psikolojik mende mesela bize gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu psikolojim bozuldu. Psikolojik ben çok olumsuz etkilendim gibi şeylerle geliyorlar. Olumlu tarafı var mı desek şu açıdan bir olumlu yönü var. O da kişiye has bir şeydir. Okula gitmiyor, kursa da gitmiyor, herhangi bir yere de gitmiyor. Sadece evde mahsur kalmış bir şekilde evde kendisini evde geliştirebilir kitaplarıyla, internetteki videolarla. Fakat orada da yine soru soracağı kimse yok. Kimseye soru soramıyor. Anlamadığı yeri telafi edeceği bir durum söz konusu olmuyor. O yüzden hangi açıdan bakarsanız bakın öğrenci için olumsuz bir şey. Öğretmeniyle göz göze gelmesi, öğretmeniyle yüz yüze gelmesi tabii ki önemli bir faktör. Soruların zorluk ve kolaylık derecesine baktığımızda çocukların hep uzaktan eğitim yapması, hep uzaktan bağlanmasından ötürü soruların biraz daha pratik olması, soruların biraz daha kolay olması beklenen, bizim beklediğimiz konular arasında. Mesela LGS için Milli Eğitim Bakanı açıklama yapmıştı. Dil bilgisi, Türkçeden mesela dil bilgisi sorusu sorulmayacak. Fakat paragraf sorusu sorulacak. Daha çok anlam bilgisi sorulacak diye açıklama yapmıştı. Paragrafların da kısa olmasından dolayı kısa olacak demişti. Çünkü üniversite sınavında 2013'ten bu yana biz görüyoruz ki paragraf soruları çok uzun geliyor üniversite sınavında. Dil bilgisi çok az gelmeye başladı. Eskiden çok vardı. Mesela 5-6 tane dil bilgisi sorusu varken bugün bir tane veya iki tane var. Ama daha çok anlam bilgisi ve paragraf, uzun paragraflar var. Bu yıl ortaokuldan liseye geçecek olan öğrenciler için sadece kısa paragraflar çıkacak, dil bilgisi çıkmayacak. Daha çok anlama dayalı. Matematikte de sanırım işlevsellik ön plana gelecek. Anlayarak çözme ön plana gelecek. Daha basit, daha kolay sorular inşallah bekliyoruz. Özel kurumlarda ve kurslarda çocukların dışarıya çıkabilecekleri zaman dilimine kadar 8. ve 12. sınıftaki öğrenciler hangi saat aralıklarında dışarı çıkabiliyorlarsa biz o saat aralıklarında kendilerini kuruma davet edip orada eğitim veriyoruz. Bu şekilde eğitim veriyorduk. Şu an kısıtlamalar saat 21'e kadar sürdüğü için çocuklar rahatlıkla sabah gelip öğleye kadar, öğlen grubu da öğlen gelip saat 18'e kadar eğitimlerini alabilecekler. Yüz yüze olan eğitimlerini alabilecekler. Bundan dolayı bizim bir şeyimiz yok, kısıtlamamız. Fakat velilerin bize tepkisi şöyle oluyor. İşte uzaktan eğitim sistemine hala alışamadıklarını, kiminin internetinin olmadığını, kiminin bilgisayarının olmadığını, kiminin altyapısının olmadığını, kimisi çocuğu bu uzaktan eğitimi adapte edemediğini, uzaktan eğitimle ilgili hocam uzaktan eğitim mi olur? İşte biz verim alamıyoruz. Çocuk girdiğini söylüyor ama girmiyor. İşte çocuk soru çözmüyor. İşte bura gibi olmuyor. Okul gibi olmuyor. Kurslara geldiği gibi olmuyor gibi her gün çok eleştiri alıyoruz. Çocukların bana göre haftada bir de olsa, iki de olsa okulların açık olması gerekiyor. Okula gitmesi gerekiyor. Ben uzaktan eğitimin yine uzaktan devam etmesi taraftarıyım. Uzaktan olsun. Fakat çocuk haftada bir de olsa, iki de olsa, iki gün de olsa okula gelip okula alışmasını sağlamak gerekiyor. Bu sınav arifesinde bu çocukların eğitimden kopmaması, okullarına alışması önemli bir şey. Yani iki günde olsa okullarına gitsinler ama ders yapmasınlar. Drama yapsınlar, başka bir şey yapsınlar. Okuldan kopmasınlar. Hani en başta dedim ya gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor işte. Siz gitmeye gitmeye bu sefer okulu boşluyorsunuz ve eğitim diye bir şey kalmıyor çocuğun aklında. En azından sınav çocukları, sınava gidecek olan çocukların bir de birinci sınıf, işte ikinci sınıf daha okula yeni alışmış temel çocukların okullarında olması gerekiyor.
Velilerin de en büyük sıkıntılarından biri bu. Çocukların okuldan uzaklaştığı için okula tekrar adapte olamamalarından şikayetçiler. Hele bu lise öğrencisi ise, lise son sınıf öğrencisi ise hiç gitmiyor. Nasıl olsa artık bitti, bundan sonrası yok deyip hiç gitmiyor. Bunu üniversite için de bilmiyorum, hiç düşünemiyorum bile. Ama benim düşüncem her kademeden sınıfın açılması, haftada 2 günde olsa gitmesi, hiç ders yapmasınlar, dersi uzaktan yapsınlar ama okula alışsınlar. Okula alışmasalar daha kötüye gidiyor. Yani okullar zaten bir ay sonra kapanacak. Yani Haziran ortası gibi zaten kapanacak. Bu çocuklar 1,5 yıldır bu şekilde gidiyor. Zaten bu saatten sonra biz okullar açılsa da çok gideceklerini zannetmiyorum. Zaten gitmeyecekler. Şu andan itibaren çocuğun kafasında okul bitmiş durumda zaten. Okul bitti diyor. Zaten gitmiyor. Eğer 12 değil de işte ara sınıflarsa, ara sınıflar artık önümüzdeki yıla bakalım. Önümüzdeki yıl gideriz. Telafisini önümüzdeki yıl yaparız. Hatta birçoğunun aklında da şu var. Olmadı bir kurstan destek alırız. İşte iş artık buraya kadar geldi. Bir kurstan destek alırız. Öyle gideriz diyorlar. İşin en kötüsü şu, üzücü tarafı okuldan ümidini kesti. Eğitimden ümidini kesti artık. Ben çocuklarla bazen konuşuyorum. Hocam artık böyle, işte evde Ramazan ayı için söyleyeyim, çocuklar sahura kadar oturuyorlardı. Gece geç saatlere kadar, sabah da 11'e kadar, 12'ye kadar uyuyorlar. Kimisi 1'e 2'ye kadar uyuyor. Derslerine girmiyorlar. Bunu öğretmenlerden de duyuyoruz. İşte uzaktan eğitime katılmıyorlar. Uyuyor. Kimisi diyor ki hocam uyanamadım. Biri bahaneler üretiyor. İşte internet gitti, bilmem ne oldu. Bir sürü şeyler var. Bu çocuklar artık böyle yaşamaya, internet karşısında, bilgisayar karşısında yaşamaya alıştı. Biz bunları tekrardan okula döndürmek çok zor olacak. Artık bu yıl için bitti zaten. Yani Mayıs'ta çağıralım, işte Haziran'a kadar şunu yapalım desek de bu çocuklar gelmeyecekler. Çünkü böyle alıştılar.